Berat bir yüksek makamın, mesela bir padişahın, bir hükümdarın, efendim bir resmi yüksek makamın bir insana verdiği belge demek. Neden Berat gecesi denmiş bu geceye? لِأَنَّ فِيهَا بَرَاءَتَيْنِ. Çünkü bu gecede iki berat bahis konusudur. بَرَاءَتُنْ لِلْاَشْكِيَا. Allah'ın nasipsiz, efendim, kötü kullarının belgesi onlara verilecek. Ve بَرَاءَتُنْ اَوْلِيَاءِ مِنَ الْخِزْلَانِ. Bir de Allah'ın sevgili kullarının, efendim, mahrumiyetten, kötü duruma uğramaktan uzak olduklarını, olacaklarını gösteren belge. İki belge var. Birisi Allah'ın nasipsiz, eşkıya, şakî kullarının, kötü kullarının kötü olduğuna, rahmetten uzak olduğuna dair berat. İyi kullarının da mahrumiyete uğramayacakları, iyi sonuçlara ulaşacaklarına dair berat verildiği için berat gecesi denmiş. Büyüğümüz Allah, efendim, himmetine mazhar eylesin, Abdülkadir Geylani Efendimiz Hazretleri kitabında yazmış ki, meleklerin gökte iki tane bayramı vardır. Nasıl Müslümanların dünya üzerinde bir Ramazan bayramı var, bir Kurban bayramı var, efendim, meleklerin de gökte iki bayramı vardır. Meleklerin bayramlarından bir tanesi Berat gecesidir, ötekisi de Kadir gecesidir. O da Ramazan'ın işte 20'sinden sonra olan gece. Kadir gecesi saklı, belli değil. Yani onu Allah-u Teala Hazretleri beyan etmemiş. Ama Şaban'ın yarısı gecesi belli. Hem de mehtaptan dolayı belli. Biliyorsunuz mehtap ayın 14'ünde en büyük olur. Ayın 14'ü dersiniz. Oradan bilirsiniz Şaban ayının yarısı olduğunu. O belli. Ama Kadir gecesini saklamış Allah. Niçin saklamış? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Bu geceyi ihya eden cahil bir insan, ben bu geceyi yaşadım, ihya ettim, oh rahatım diye, gevşemesin diye Allah Teala Hazretleri saklamış. Tabi yaparsa, ihya ederse, güzel ibadetler eylerse o gecede sevabı alacak ama bilmeyince güvenemez, güvenmemesi daha iyi. İbadetine güvenmesi doğru değil. O bakımdan Allah Teala Hazretleri Kadir gecesini saklamış ama Berat gecesini saklamamış. Çünkü Berat gecesinde kullara Allah-u Teala Hazretleri fırsat vermek istiyor. Bu önündeki bir seneyle ilgili isteklerini Allah-u Teala Hazretlerine arz etsinler, istesinler diye orada büyük bir fırsat var. Yani bu gece bizler için çok önemli bir büyük fırsat, kaçırılmayacak bir fırsat. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e bu gece Allah-u Teala Hazretlerinin cehennemlik olmayı hak etmiş olduğu halde cehennemden azat ettiği o kadar insan vardır ki cehennemlik olacaktı ama bu gece affediyor, işte affı cuşe geliyor, mağfiret ediyor, bağışlıyor. O kadar insan vardır ki nedir bunların sayısı? Bir adeti şaari ganemi kelp. Beni kelp kabilesinin koyunlarının, postlarının kılları sayısınca diyor ki, yani ne kadar çok olduğunu bu hadis-i şerifi dinleyen, Resulullah Efendimiz'in sözünü dinleyen anlasın diye. Hani biliyorsunuz Türkçe'de bir söz vardır sevgili kardeşlerim. Hani bana pösteki saydırma derler. Pöstekinin üstünde, koyunun derisinin üstündeki kılları saymak, yani ne kadar zor, uzun bir şey, ne kadar yani rakam büyük. Tabii bunun matematikte kolay yolları vardır. Bir santimetre karede kaç tane kıl olduğunu sayarsın, postun kaç santimetre kare olduğunu bulursun, efendim onunla onu çarparsın, şu kadar kıl var takriben dersin. Efendim şu kabilede de şu kadar koyun var, bununla bunu çarparsan bu kadar eder dersin ama tabii Allah'ın rahmetinin hududu yoktur. Allah-u Teala Hazretleri çok kullarını affı mağfiret edeceğini, Beni Kel kabilesinin koyunlarının kılları adedince kimseyi cehennemlik duruma düşmüş pozisyondayken affedeceğini müjdelemiş oluyor. Tabii bu gecede beni heyecanlandıran bir şey var sevgili kardeşlerim. Bu gece bir dahaki Berat kandiline kadar ki mukadderat, efendim, tespit edileceğine göre, yani kesinleşeceğine göre, onaylanacağına göre diyelim, hani insanların anlayacağı kelimeleri kullanarak, bu çok önemli oluyor. Yani nice insan vardır diyor Peygamber Efendimiz veya Evliya Allah büyüklerimiz kitaplarında, ölmüş olacağı takdir ediliyor, öleceği adam işte dünyada çok yaşayacakmış gibi, efendim, dünyalık peşinde. Düğünü oluyor, halbuki ölecek. Yola çıkmış, halbuki ölecek. Nice gülen insan var,
Halbuki kendisinin adı kötü insanlar listesinde, Allah'ın sevmediği grubun arasında. Efendim işte tabii bu çok önemli. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Onun için bu gece Allah Teala Hazretlerine çok tazarru ve niyaz eyleyip efendim şey yapmamız lazım. Neler istememiz gerekiyorsa gözümüzü açıp istememiz gerekiyor. Yani bu gece insanın aklını, zekasını kullanıp ne isteyeceğini iyice düşünüp taşınıp isteme gecesidir. Hodri meydan dedikleri gibi, hani meydan senin demektir. Farsça'da bu hodri, hodra yani senindir manasına geliyor. Kendine aittir demek. İşte meydan, işte fırsat, işte büyük bir nimet, işte büyük bir devlet. Hadi bakalım hazırlan. Allah'tan ne isteyeceksen iste de efendim Allah'ın rahmetine mazhar ol, mağfiretini kazan ve Allah'tan güzel mükafatlara nail ol denmiş oluyor.